Amerikalı yetkililere yazdığı mektuplarda anlattı. Tüm bu tespitler eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın aldığı cezaya ilişkin gerekçeli kararda yer aldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında 8 Kasım tarihinde kararını açıkladı. Buna göre Altaylı, siyasi ve askeri cansusluk suçundan 14 yıl 3 ay, FETÖ üyeliği suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı mahkeme Altaylı hakkındaki cezanın ayrıntılarını gerekçeli kararında açıkladı. Dijital materyallerden çıkan sonuçlar da gerekçeli kararda yer aldı. Buna göre Altaylı, FETÖ başına edindiği bilgileri mektuplarla gönderdi. FETÖ'ye yakın oldukları gerekçesiyle 7 generalin ve 20 MIT çalışanının izlemeye alındığını söyledi. Altaylı yazdığı mektuplarda merhum eski MIT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun MIT'in başına geçmesinin FETÖ için felaket olacağı yorumunu yaptı. Enver Altaylı ayrıca Amerikalı yetkililere gönderdiği e-postalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tavır alın dedi. 15 Temmuz'la ilgili manipülasyon içeren raporların hazırlanmasında da gizli bilgileri vererek yardımcı oldu.